aslında son zamanlarda yaptığımız işler hep şöyle. Yeni bir eğri türetiyoruz. Elimize bir eğri var. Bu eğri yardımıyla yeni bir eğri türetiyoruz ve türettiğimiz bu eğriyle bir önceki eğriyi karşılaştırıyoruz. Eğriklerini karşılaştırıyoruz değil mi? İşte burulması nasıl elde edilir ya da eğrinin kendisi nasıl elde edilir? Bunları karşılaştırıyoruz. Bugün de bu doğrultuda bir başka kavramdan bahsedeceğiz. Bu kavramın adı küresel göstergeler. Küresel göstergeler. Şimdi elimizde 3 tane vektör var. TNB vektörleri. Temel buradaki fikir şu. Bir eğri oluşurken, işte S parametresine bağlı olarak eğri oluşurken eğrinin teğet vektör alanı, bir normal vektör alanı ve asli normal vektör alanı da sonuçta S'ye bağlı bir vektör alanı. Aynı zamanda bunları bir eğrinin yer vektörü olarak da düşünülebilir. Dolayısıyla eğri meydana gelirken bu vektörler de bir başka eğri çizerler ama bu vektörlerin her birinin uzunluğu 1 olduğu için karşılık gelen eğriler küre üzerindeki eğriler olmuş olur. Temel mantık bu. Şimdi bunlardan ilki küresel teğet eğrilerden bahsedelim. Küresel teğet gösterge. Şöyle, şimdi alfa birim hızlı bir eğri olsun. Birim hızlı bir eğri. Ve eğri olsun diyelim. Eğri olsun. Şimdi tabi bu ne demek? Alfa işte bir I aralığından V3'e tanımlı. 3 boyutlu uzaydayız. Buradan S'yi alıyor. Alfa S'ye götürüyor. Şimdi bu alfa S eğrisi oluşurken bunun birim teğet vektörü alanı yani alfa eğrisinin birim teğet vektör alanı onu T ile gösteriyoruz. S'ye bağlı bu da. T ise küre üzerinde bir eğri çizer. Bu alfa 1 ile gösterelim. Alfa 1 ise 1 diyelim buna. Parametresi değişebilir çünkü. Bu TS eğrisine alfa eğrisinin küresel göstergesi denir. Şimdi bir örnek verelim. Bakın şöyle. Esas olarak örnek açık ama şöyle bir ne olduğunu bir daha vurgulamak için verelim. Şimdi alfa eğrimiz şöyle olsun. 1 bölü kök 2 kosinüs ise 1 bölü kök 2 sinüs ise ve 1 bölü kök 2 s ise. Şimdi bu eğrinin birim teğet vektör alanı şimdi bakarsanız bu alfanın türevini alırsanız bu ne olur? Eksi 1 bölü
alfa üssü s yani. Alfa üssü s eksi 1 bölü kök 2 sinüs s, 1 bölü kök 2 kosinüs s ve 1 bölü kök 2 olur. Uzunluğunu hesaplarsanız bunu alfa üssü s eşit, bakın ne çıkıyor? 1 bölü 2 sinüs karesi, 1 bölü 2 kosinüs karesi 1 bölü 2 oluyor. Yani 1 bölü 2'lerin toplamı 1 oluyor. Dolayısıyla birim hızlı. O yüzden bu alfanın türevi dediğimiz bu t aynı zamanda birim teğet vektör alanıdır. Şimdi bir eğri tanıyorsunuz. Çünkü bu eğri bir helis eğrisi. Daha önce çoğu kez verdik bu eğriyi. Tekrar vermiş olduk. Şimdi eğrimiz bir helis eğrisi. Karşılık gelen bir t var. Bu t'nin de uzunluğuna bakarsanız 1. Dolayısıyla bu küre üzerinde bir eğri. Bunun grafiğine bakarsanız bakın şu. Bakın birinci eğrimiz şu. Alfa eğrisi şu. Helis eğrisi gördüğünüz gibi. Bu bulduğumuz alfa üssü s. Yani t birim teğet vektör alanı, bakın küre üzerinde çizilmiş olan şu kırmızı. Evet, bir çember aslında. Tamam. Dolayısıyla bakın gerçekten alfa eğrisi çizilirken burada ne yapıyor karşımıza? Bu da bu şekilde bir küresel eğri olarak karşımıza çıkıyor. Biz şimdi bu iki eğri arasındaki ilişkileri incelemeye başlayacağız. Peki, şuradan devam edelim. Şimdi ilk olarak şunu gösterelim. Bir önerme olarak vereyim bunu. Alfa eğrisinin küresel göstergesinin sabit olması için gerek ve yeter şart alfa eğrisinin bir doğru olmasıdır. Şimdi bu ne demek? Bakın bu şu demek. Bu karşılık gelen, şimdi alfa eğrimiz var. Bu R3 eğrisi. Uzayda bir eğri. Bu eğrinin karşılık gelen TS'nin, yani bu alfa 1S1 dediğimiz, bunun sabit olması. Şimdi bunun sabit olması şu 1. Ya da bir onu alta yazayım çünkü türevle karıştırıyoruz bazen. Şöyle alta yazalım onu. Yani bu t ile üretilen eğri bu. Şimdi peki ts'nin sabit olması ne demek? Birim hızlı eğri alabiliriz ki bundan sonra aksini söylemedikçe tüm eğrilerin birim hızlı alacağım. Bu ne demek? Alfa üssü s'nin bir sabit olması demek. Diyelim ki sabit c olsun. Şimdi alfayı bulmak için integral alırsak her iki tarafın, bu ne demek? Cs artı d demek. Şimdi buna bakarsanız bu d noktasından geçen
D noktasından geçen ve doğrultman vektörü C olan doğrudur. Bu tarafı göstermiş olduk. Eğrimiz bir hızlı olduğu için unutmayalım. Burada C'nin uzun C 1 yani. Şimdi bu taraftan açık şöyle. Şimdi alfa 1 doğru ise o zaman bu yukarıda yazdığımız şekilde alfa S eşit CS artı D şeklinde yazılabilir. C burada 1 yani. Uzunluğu 1. Bunlar tabii her biri birer vektör yani. Dolayısıyla alfanın türevini alırsanız alfanın türevi eşit C çıkar. Alfanın türevi dediğimiz T'dir aslında. T ne oldu? Bununla üretilen eğri C oldu. Sabit oldu. Dolayısıyla bu çift taraflı olarak birbirini gerektirir. Peki, şimdi bunların yay parametreleri arasındaki ilişkiye bakalım. Şöyle, şimdi alfa birim hızlı bir eğri, alfa S diyelim, birim hızlı bir eğri, bir eğri ve alfa 1 S 1 alfanın teğet, küresel teğet göstergesi olsun. Küresel teğet göstergesi olsun. Bu durumda ds 1 ds kapaya eşittir. Kapa dediğimiz eğrinin eğriliği. Yani alfa eğrisinin. Alfa eğrisinin eğriliği. Alfa 1'in değil. Alfanın. Alfanın eğriliği. Yani şunu söylüyor aslında bu. Demek ki bu yeni eğrinin parametresinin, ilk eğrinin parametresine göre değişimi bize eğriliği veriyor. Hatırlayın bunu düzlem eğrilen diferansiyel geometrisini incelerken eğrinin teğetini çizmiştik. Bu teğetin x ekseniyle yaptığı açının değişimi bize eğriyi veriyordu. Benzer bir şey söylüyor. Şimdi bunu gösterelim. Şöyle şimdi alfa 1 S1 dediğimiz eğri nedir aslında? TS'dir. Her iki tarafın S'ye göre türevini alalım. D alfa 1 ds eşittir. Dt ds. Biz t'nin türevini biliyoruz. Nedir bu? Şimdi bu tarafın türevine bakarsak d alfa 1 d alfa 1 ds 1 ds 1 ds eşit kappa çarpı ns'dir bu. Şimdi alfa 1 bölü ds dediğimiz şey bu t1'dir. Yani bir küresel göstergenin teğet vektör alanıdır.
burası kapayan olur. Bunu da kendisiyle iç çarpma tabi tutarsanız, P1'in uzunluğunun 1 olduğunu gözüne alıp, N'nin uzunluğu da 1 olduğunu gözüne alırsanız, DS1 bölü DS ne çıkar? Kappa çıkar. Buradan da ne çıkar? Ayrıca T1 de eşit ne çıkar değil mi? T1'i de ne buluruz? Şimdi bir eğri, iki eğri karşılaştırırken ilk akla gelen nedir? Eğriliklerini karşılaştırmak. Birinci eğri ile ikinci eğrinin eğrilikleri arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi de onu vereceğiz. Alfa birim hızlı bir eğri. Parametresi S artık, onu yazmayacağım. Ve alfa 1, S 1, TS de alfa eğrisinin küresel teğet göstergesi olsun. Alfa eğrisinin eğrilik ve burulması, eğrilik ve burulması sırası ile kappa ve tau, alfa 1 eğrisinin eğrilik ve burulması sırası ile kappa 1 ve tau 1 olmak üzere kappa 1'in karesi eşittir kappa'nın karesi artı tau'nun karesi bölü kappa'nın karesi ve tau 1 de şuna eşit. Kappa çarpı tau'nun türevi eksi kappa'nın türevi çarpı tau bölü kappa çarpı kappa'nın karesi artı tau'nun karesi. Evet, şimdi bunu gösterelim. Şimdi bir önceki önermemizden şunu gördük. T1'in ne olduğunu gördük. T1 dediğimiz alfa 1 eğrisinin birim teğet vektör alanı. N dediğimiz alfa eğrisinin asli normal vektör alanı. Şimdi her iki tarafın S'ye göre türevini alalım. T1'in S'ye göre türevi eşit. N'nin S'ye göre türevi. Şimdi T1'in S'ye göre türevi aslında T1'in önce S1'e göre türevi. S1'in de S'ye göre türevi. Eşit karşı taraf eksi kappa çarpı T, tau çarpı B'dir. Şimdi biz burada bunun ne olduğunu biliyoruz. Bu kappa 1 çarpı N1 şeklindedir. Hatta önce şeyi fonksiyonu önce yazayım. DS1
ds çarpı n1 eşit eksi kappa çarpı t tau çarpı b olur. Şimdi biz burada ds 1 bölü ds'in ne olduğunu biliyoruz. Bak onu yukarıda bulduk. Bu kappaymış. O zaman onu kappa olarak yazabiliriz. Yani burası şöyle olur. Kappa 1 kappa n1 eşit eksi kappa çarpı t tau çarpı b olur. Şimdi bunu kendisiyle iç çarpma tabi tutarsak şöyle olur bakın. Kappa 1'in karesi kappanın karesi eşit kappanın karesi artı tonun karesi olur. Buradan kappa 1 kareyi yalnız bırakırsak kappanın karesi artı tonun karesi bölü kappanın karesi olur. Şimdi ikinci kısmı gösterelim. Şöyle şunu işaretleyeyim. Bir de şunu işaretleyeyim. Buna yıldız diyeyim. Buna da iki yıldız diyeyim. Şimdi yıldız ile iki yıldız ifadelerinin vektörel çarpıma tabi tutalım. O zaman ne olur? Şimdi T1 biraz şunu yukarıda bırakmışım. Onu düzelteyim. Bu ifade değil de bir sonraki ifade. Şurada bakın bu düzenli yazdığım ifade bu. Şu. Buna diyeyim. Şimdi peki. Şimdi T1 ile çarpacağım. Kappa 1 kappa T1 ile N'nin çarpımı, N1'in çarpımı. Karşı tarafa bakalım. Eksi kappa N ile T'nin vektörel çarpımı artı to n ile benim vektörel çarpımı oldu. Şimdi burası kappa 1 kappa t1 ile n1'in çarpımı b1 eksi kappa n ile t'nin çarpımı aslında t ile n'nin çarpımı negatifçisi. Yani burası artı t çarpımı ne b oldu. Burası da n ile b'nin çarpımı da t oldu. Yani to çarpı t oldu. Şimdi bu ifadenin ben neyi arıyorum? Tau 1'i arıyorum. Tau 1 de ancak D1'in türevini alırsak ulaşacağız. Bu ifadenin S'ye göre türevi alınırsa şimdi ne olur? Kappa 1 kappanın türevi S'ye göre B1'in S1'e göre S1'in de S'ye göre karşı taraf hepsi zaten S'ye bağlı. O yüzden kappanın türevi çarpı B artı kappa çarpı B'nin türevini biliyoruz. Eksi tau çarpı N artı tonun türevi çarpı T artı tau çarpı T'nin türevi de kappa çarpı N şeklidir. Şurada bir hatamız var. Şurayı düzeltelim.
Yani çarpım türevini uygulamamışız. Şöyle olacak. Önce kapa 1 ile kapanın türevi çarpı b1. Şimdi b1'in türevi kapa 1. Kapa b1'in s1'e göre türevi. S1'in de s'ye göre türevi. Şimdi buradan kapa 1 kapağının türevi b1 artı bu ifade de kapa olduğu için burası kapa 1 kapanın karesi oldu. Burası eksi tau 1 n1 oldu. Şimdi karşı tarafta gördüğünüz gibi şununla şu birbirini götürüyor. Dolayısıyla elimize kalan tonun türevi çarpı t kapanın türevi çarpı b oldu. Şimdi buna da 4 diyelim. Yani buna 3 yıldız diyelim. Pardon. Şimdi 2 yıldızla 3 yıldızı iç çarpıma tabi tutalım. Şimdi şeyi getireyim, altına yazayım, oradan görelim. Şu ifade yani, demek istediğim. Bu ifade. Bunları çarpacağız, iç çarpma tabi tutacağız. Şimdi bakın. Bu B1 ile N1 birbirine dik olduğu için onlar gider. Burada çarpıldığı zaman kapa 1'in karesi olur. Kapanın küpü olur. Sonra eksi tau 1 olur. N1 ile N1'in çarpımından geliyor bu. Karşı tarafa bakalım. Bu eksi kapa çarpı tau üssü artı tau çarpı kapa üssü olur. Şimdi buradan ne çıkar? Buradan tau 1 eşittir. Tau çarpı kapanın türevi ters oldu. Şöyle oldu yani. Tau'nun türevi çarpı kapa eksi tau çarpı kapanın türevi bölü kapanın küpü çarpı kapa 1'in karesi oldu. Biz kapa 1'i bulmuştuk. Kapa 1 bakın. Şurada kapa 1'in karesi. Şu ifade. Şimdi bunu getirip yerine yazarsak şöyle olur. Tau 1 eşittir. Tonun türevi çarpı kapa eksi tau çarpı kapanın türevi bölü kapa küple bu kapa 1'in karesinin çarpımı. Bakın burada da ne çıkıyor? Buradan da şu çıkıyor. Tau 1 eşit tonun türevi çarpı kapa eksi tau çarpı kapanın türevi bölü kapa çarpı kapanın karesi artı tonun karesi oluyor.
Şimdi şunu gösterelim. Küresel teğet gösterge ile helis arasındaki ilişki vereceğiz. Bir örnek olarak verelim bunu. Bir eğrinin küresel teğet göstergesinin çember olması için gerek ve yeter şart eğrinin bir helis olmasıdır. Eğrinin bir helis olmasını bunu gösteririz. Ya da bunu şöyle de okuyabilirsiniz. Size bir eğri verildi. Bu eğrinin helis olup olmadan nasıl karar vereceksiniz? Küresel göstergesine bakarsınız. Küresel göstergesi bir çemberse o zaman kendisi helistir. Tamam, bu şekilde çalışır. Mesela bunun benzeri eğik helis diye bir kavram tanımlandı son zamanlarda. İşte helisi hatırlarsanız helis neydi? Eğrinin teğet vektörüyle sabit bir u vektörünün sabit açı yapmasıydı. Eğik helise de bu asli normal vektör alanı ile yapılıyor. Yani bir eğrinin asli normal vektör alanı eğer bir sabit u vektörü sabit açı yapıyorsa buna eğik helis diyoruz. Mesela benzer durum burada da var. Yani bir eğrinin eğik helis olması için gerek ve yeter şart küresel göstergesinin helis olması yetiyor. Bakın benzer ilişki. Şimdi mesela eğik helis olmasını göstermek oldukça zahmetli bir iş. Ama bu yolla mesela verilen bir eğrinin eğik helislik olmadığını küresel göstergesine faydalanarak gösterebiliriz. Dolayısıyla bu örnek o anlamda önemli. Yani eğrinin helis olup olmadığını bize çemberle ilişki kurarak söylüyor. Şimdi bunu gösterelim. Şimdi önce diyelim ki eğrinin küresel göstergesi teğet küresel göstergesi çember olsun. Şimdi eğri küresel teğet olduğu için alfa eğrisi bu teğet gösterge yani şöyle gösterelim. Alfa 1 S1 dediğimiz küresel bir eğri olduğundan ve üstelik çember de kabul ettik. Çember olduğundan bu alfa 1 eğrisi alfa 1 S1 eğrisi bir düzlemde bulunmalıdır. Buna nasıl karar veriyoruz? Şimdi mesela düşünün. Mesela eğrimizi açalım. Şu başta göstereyim. Mesela bakın burada bu küreyi bir düzlemle kesersek burada elimize ne olacak? Bir çember olacak. Diyelim ki bizim eğrimiz şöyle olsaydı mesela. Mesela küre biraz küçük kalmış. Diyelim ki eğrimiz şöyle olsaydı. Bu da küre üzerinde, tamam mı? Küre üzerinde böyle bir eğri. Şimdi biz bunu bir düzlemle kestiğimiz zaman çember bize verir miydi? Vermez. Yani dolayısıyla çember üretmesi için gerçekten bir düzlemin içinde düzlem üzerine bulunmalı. O zaman
O zaman bu yeni eğrinin, yani alfa 1'in tau 1'i 0 olmalıdır. Çünkü düzlemsel eğri olup olmadığını biz bununla belirliyorduk. Eğer eğrinin burulması 0 ise eğri düzlemseldi. Şimdi hatırlayın, bakın yukarıya. Tau 1 neydi yukarıdakine göre? Tau'nun türevi kappa eksi tau kappa'nın türevi bölü kappa çarpı kappa'nın karesi artı tau kareydi. Şimdi bu 0'mış. Bu 0'sa ne demek bu? Tau'nun türeviyle kappa'nın eksi tau çarpı kappa'nın 0 olması demektir. Bunu da şöyle yazabiliriz bakın. Tau bölü kappa'nın türevi çarpı ne oldu? Tau'nun türevi kappa'nın karesi olur şöyle. Tabi eğri bir doğru olmayacağı için burası 0'sa o zaman ne olmak zorunda kalır? Tau bölü kappa'nın türevinin 0 olması gerekir. Buradan da tau bölü kappa ne olur? Sabit olur. Zaten bu neydi? Bu helis olma şartıydı. Verilen bir eğrinin helis olması tau bölü kappa'nın sabit olmasıydı. Şimdi diğer tarafı gösterelim. Yani kabul edelim ki alfa eğrisi alfa helis olsun. Şimdi alfa helis ise o zaman bu tau 1'i şöyle yazalım. Tau 1 ifadesini tau'nun şöyle biraz aşağı yazayım bunu. Bir kere öncelikle biliyoruz ki eğer helisse o zaman tau bölü kappa sabit. Bunun sabit olduğunu biliyoruz. Şimdi bu sabitse o zaman tau 1'i yazalım. Bakın tau 1 eşittir. Bunu şöyle yazabiliriz. Tau bölü kappa'nın türevi çarpı kappa'nın karesi bölü kappa çarpı kappa'nın karesi artı tau kare olur. Şimdi tau bölü kappa sabitse türevi 0 olacağı için burası 0 çıkar. Yani tau 1 ne çıkar? Tau 1 0 çıkar. Şimdi tau 1 0 olması bu karşılık gelen küresel göstergenin yani alfa 1 senin alfa 1 S1 düzlemsel eğridir. Şimdi bu alfa 1 S1 hem düzlemsel hem de küre üzerinde ise alfa 1 bir çemberdir. Başka bir şey olamaz. Evet, şimdi biz ilk olarak ne yaptık? Eğrinin küresel teğet göstergesini tanımladık ama eğrinin fren açı açısında biliyorsunuz iki vektör alanı daha var. Şimdi onlarla ilgili konuşacağız. İlk olarak küresel
küresel bir normal gösterge. Şimdi bu gösterge eğrilerini şöyle de tanımlayabiliriz. Yer vektörü bir alfa eğrisinin asli normal vektör alanı. Önce bir normal ile başladık. Biz bir normal ile devam edelim. Yer vektörü bir alfa eğrisinin bir normal vektör alanı olan eğriye alfa eğrisinin küresel bir normal göstergesidir. Şimdi diyelim ki alfa eğrisi böyle verilmişse bize R3'de, biz bunun bir normal vektör alanı B ile gösteriyorduk ve biliyoruz ki bu B'nin uzunluğu nedir? B'nin uzunluğu 1'dir. Şimdi bizim yeni eğrimiz alfa 1 S1 dediğimiz, bu bununla üretiliyor. Onu şöyle gösterelim. Daha önce gösterdiğimiz şekilde BS ile gösterdik. Dolayısıyla bu alfa 1 bir küre üzerindedir. Küre üzerindedir bu. Bu şekilde de tanımlayabiliriz. Yani burada yine alfa eğrisi meydana gelirken S parametresiyle onun bir normal vektör alanı küre üzerine bir eğri çizer. Nasıl ki küresel teğet gösterge çiziyordu, bu da çizer. Dolayısıyla bu yeni oluşturduğumuz eğriye alfa eğrisinin bir normal göstergesi diyoruz. Küresel bir normal göstergesi diyoruz. Şimdi bir önceki göstergede yaptığımız gibi özelliklerini karşılaştıralım. İlk olarak şöyle bir önermeyle alfa eğrisinin küresel bir normal göstergesinin sabit olması için gerek ve yeter şart alfa eğrisinin düzlemsel olmasıdır. Küresel teğet göstergede neydi? Doğru olmasıydı. Sabit olması. Burada düzlemsel olmasına karşılık geliyor. O da şuradan, şimdi biz alfa 1 S1 diyelim ki bizim bir normal gösterge, küresel bir normal gösterge olsun. O zaman bu ne demek? Alfa 1 S1 eşit BS ile üretilmiş demektir. Tamam. Şimdi biz alfa 1 S1'in sabit olması şartını diyorsak, o zaman bu sabit olmalı. Şimdi bu sabitse, o zaman B'nin türevini alırsak S'ye göre, bu ne demek? Eksi tau çarpı N eşit 0 demek. N 0 olamayacağına göre tau ne olur? Tau 0 olur. Dolayısıyla bu tarafı gösterir. Yani sabitse alfa düzlemsel oldu. Çünkü burada tau dediğimiz alfanın vurulması. Diğer taraf, şimdi alfa düzlemsel ise o zaman tau 0'dır. Tau 0'sa şimdi B üssü eşit eksi tau çarpı neydi? O zaman B üssü de 0'dır.
B üssü 0 ise B sabittir. Bu da zaten küresel T binormal gösterge demekti. Demek ki küresel binormal gösterge sabit olur. Şimdi peki S1 ile S'nin değişimi neyi veriyor burada? Onu görelim. Alfa 1 alfa eğrisinin parametresini de yazalım. Alfa 1 S1 alfa S eğrisinin küresel binormal göstergesi olsun. Ve kapada to'da alfa eğrisinin burulması olsun. Bu durumda bu S1'in S'ye göre değişimi bize TO'yu verir. Şimdi bunu görmek için sadece tanımı uygulayacağız yine. Şimdi biz alfa 1 S1 dediğimiz eğrimiz BS ile üretiliyor aslında. Dolayısıyla burada S'ye göre türev alırsak S eşit burası eksi to çarpı ne olur? Bunlar tabii hep S'ye bağlı aslında. Şimdi bunun S'ye göre türevi demek S1 S1'in de S'ye göre türevi eşit eksi to çarpı ne? Yani buradan T1 DS1 DS eşit eksi to çarpı ne oldu? Kendisiyle hiç çarpma tabi tutarsanız DS1 bölü DS eşit to olarak çıkar. Buradan ayrıca bir öncekinde gördüğümüz gibi T1 de eksi N çıkar. Şimdi eğrilikleri karşılaştıracağız. Evet, şimdi önerme. Bu sefer eğrilikleri karşılaştıralım. Alfa birim hızlı bir eğri. Yazmadığım zaman da aslında birim hızlı kabul ediyorum her zaman. Birim hızlı bir eğri. Kappa ve to alfa eğrisinin eğriliği ve burulması olsun. Şimdi alfa eğrisinin küresel binormal göstergesi alfa 1 ve alfa 1 eğrisinin
alfa bir eğrisinin eğriliği ve vurulması kappa 1 ve tau 1 olmak üzere. Kappa 1'in karesi eşittir. Kappa'nın karesi artı tonun karesi bölü tonun karesi ve tau 1 de kappa'nın türevi çarpı tau eksi tonun türevi çarpı kappa bölü tau çarpı kappa'nın karesi artı tonun karesidir. Önce eğriliği gösterelim. Şimdi bir önceki önermeden elimizde şunlar var. T1 eksi neye eşit? Ve DS1 DS TO'ya eşit. Şimdi T1'in S'ye göre türevini alalım. Yani DT1 ds eksi dn ds olsun. Her iki tarafın türevini aldım. O zaman burası dt1 bu t s1 ds1 ds. Şimdi şurası eksi kappa çarpı t tau çarpı b olur. Şimdi ds1 bölü ds'in tau olduğunu biliyoruz. T1'in de türevinin kappa 1 çarpı n1 olduğunu biliyoruz. Burası kappa oldu. Dolayısıyla burası kappa çarpı tau eksi tau çarpı b olarak elde edildi. Şimdi bu ifadeyi kendisiyle iç çarpıma tabi tutarsak o zaman ne olur? Kappa 1'in karesi kappa'nın karesi karşı taraf kappa'nın karesi artı tau'nun karesi olur. Şuraya yanlış yazdım yalnız. Şu tau. Yukarıda tau vermiştik zaten. Şura tau. Bura tau kare oldu şimdi. Buradan kappa 1'in karesini bulmuş oluruz. Kappa'nın karesi tonun karesi bölü tonun karesi olur. Şimdi tau 1'i bulacağız. Şimdi tau 1 B1 ile ilgili olduğu için B1'i bulacağız ve B1'in türevinden faydalanacağız. Önce şu iki ifadeyi şununla şu ifade evet bu ifadeyi vektörel olarak çarpalım. Şimdi çarparsak bakın T1 ile N1'in çarpımı B1. O yüzden burası kappa 1 tau B1 oldu. Karşı taraf eksi N ile çarpıyoruz vektörel olarak. N ile T'yi çarparsak eksi B'dir.
O yüzden burası kappa çarpı b oldu. Şimdi burası eksi ile eksi çarptık artı oldu. N ile b'nin çarpımı da t'dir. O yüzden burası tau çarpı t oldu. Şimdi bu ifadenin s'ye göre türevini alalım. Şimdi s'ye göre türev alırsak kappa 1 tau'nun türevi çarpı b1 artı kappa 1 çarpı tau db1 ds1 ds1 ds karşı taraf kappa'nın türevi çarpı b artı kappa çarpı b'nin türevi artı tau'nun türevi çarpı t artı tau çarpı t'nin türevi olur. Şimdi burayı düzenlersek kappa 1 çarpı tau'nun türevi b1 artı, şimdi burası kappa 1 çarpı tau, bu bir tau da buradan geldi, tau kare oldu. Bu ifade eksi tau 1 çarpı n1'dir. Karşı taraf kappa'nın türevi b artı kappa çarpı eksi tau çarpı n artı tau'nun türevi çarpı t artı tau çarpı kappa çarpı n şeklinde olur. Şimdi burayı düzenleyelim. Şimdi bakın bu tarafta şu iki ifade birbirini götürüyor. Şununla şu birbirini götürdü. Burası şöyle oldu o zaman. Kappa 1 tau'nun türevi b1 eksi kappa 1 tau 1 tau'nun karesi n1, karşı tarafta da kappa'nın türevi çarpı b, tau'nun türevi çarpı t oldu. Şimdi şu ifade ile bu ifadeyi vektör olarak çarpalım. Bu iki ifade vektörel çarpım uygulanırsa. Uygulayalım bunu. Şimdi B1 ile uygulayacağız. Bakın. Şimdi B1 ile B1'in vektörel çarpımı 0. Bununla bu gitti. B1 ile N1'in vektörel çarpımı. Önce bir kere ne geliyor? Eksi kappa 1'in karesi geliyor. Tau'nun küpü geliyor. Tau 1 oluyor. Şimdi B1 ile N1'in çarpımı. N1 ile B1'in çarpımı T1. O yüzden burası eksi T1 olur. Karşı taraf. Şimdi sırayla şimdi B ile B'nin vektörel çarpımı 0, onu geçtik. B ile T'nin vektörel çarpımı ne? Bu yüzden kappa çarpı T'nin türevi çarpı ne? Evet, geldik şimdi buraya. Tau çarpı kappa'nın türevi. T ile B'nin çarpımı. T ile B'nin çarpımı. Eksi B ile T'nin çarpımına eşit. B ile T'nin çarpımı da N1. N yani. Böyle oldu. Şimdi buradan elimize şu
elimize kalan şu olur. Kapa 1'in karesi, tonun küpü, to 1, t 1 eşit, tonun türevi çarpı kapa, eksi to çarpı kapa'nın türevi çarpı n oldu. Evet. Şura artı, bura eksi oldu. Şurada eksi. Hayır, o niye oldu? Öyle değil. Sadece bir tanesi olacak. N parantezini aldım ya. Şimdi bunu kendisiyle iç çarpma tabi tutarsak, o zaman da şöyle olur bakın. Kapa 1'in 4. kuvveti, tonun 6. kuvveti, to 1'in karesi eşit, to ile tonun türevi çarpı kapa, eksi to çarpı kapanın türevinin karesi olacak. Yani to 1'in karesi şöyle oldu. To'nun türevi çarpı kapa, eksi to çarpı kapanın karesi, bölü kapa 1'in 4. kuvveti, to'nun 6. kuvveti oldu. Şimdi kapa 1'i biz bulmuştuk, kapa 1'in karesini daha doğrusu. Şurada bakın. Şu ifadeyi kapa 1'in karesinin yerine yazabilirim. O zaman şöyle oldu burası. To 1'in karesi eşit tonun türevi çarpı kapa, to çarpı kapanın türevinin karesi. Burası, şunu yazayım. Bunun karesi çarpı tonun 6. kuvveti oldu. Şimdi buradan da ne oldu? Pardon. Buradan da to 1'in karesi eşit to'nun türevi çarpı kapa, to çarpı kapanın türevi bölü kapanın karesi artı to'nun karesi, to'nun 4. kuvveti, şurada kare var. Şurada 2 oldu değil mi? Kareler şey oldu. Şurada 2 oldu. Buradan da işte to 1 ne çıkar? To'nun türevi çarpı kapa, to çarpı kapanın türevi bölü şurada kareyi unuttuk. Kapanın karesi artı to'nun karesi çarpı to oldu. Bir normal gösterge ile eğrinin vurulması ve eğrilikler arasındaki ilişkiler de böyle. Şimdi asli normal göstergeden bahsedelim. Küresel asli normal gösterge. Şimdi
Yer vektörü, bunu da bu şekilde tanımlayalım. Yer vektörü bir alfa eğrisinin asli normal vektörü olan eğriye küresel asli normal göstergedir. Şimdi açıkçası şöyle, yine eğrimiz diyelim ki alfa 1 s ile yine göstereceksek, bir kere bu alfa s ise bunun asli normal vektörü ns olacak. Dolayısıyla bizim alfa 1 s1 dediğimiz eğri bununla üretilecek. Yani ns ile üretilecek. Bu yine, bu bir küresel eğri. Çünkü küre üzerinde bulunur. Normal çünkü birim vektör. Küresel eğridir bu. Bu aşamadan sonra diğer iki göstergede yaptığımız gibi sabit olması ve eğrilikler arasındaki ilişkiye bakacağız. Önce şunu gösterelim. Bir eğrinin küresel asli normal göstergesi, normaller göstergesi diyelim, hiçbir zaman sabit olamaz. Ya da göstergesi uzatmayalım, sabit olamaz. Bu diğer ikisinden farklı. Bunu hemen görebiliriz. Şöyle bakın. Şimdi diyelim ki işte bizim alfa 1 S1'imiz sabit. Bu ne demek? NS'nin sabit olması demek. Şimdi bu sabitse o zaman sağ taraf 0 olacak. Sol tarafta şöyle olacak. Eksi kappa çarpı T to çarpı B eşit 0 olacak. Ve bunu kendisiyle iç çarpma tabi tutarsanız kappanın karesi artı to'nun karesi eşit 0 çıkar. Buradan kappa ve to ne olur? 0 olur. Bu olamaz. Çünkü bu eğrinin eğri olmadığını ve uzayda olmadığını söyler bize. Bizim eğrimiz öyle.